Çok acele hazırladığımız için programı maalesef her şey olduğu gibi istediğimiz gibi yolunda gitmedi. Eğer sizleri beğendirebildiysek ne mutlu ama işte bir kusurumuz olduysa da kusurlarımıza bakmayınız. Afişte gördüğünüz o logolar var ya hani size destek vereceğiz dediler. Ama bizi bugün yarı yolda bıraktılar ve TÜSİAP destek oldu. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum çünkü bu kadar logonun altında bunu mu yaptınız diye düşünmenizi istemiyorum. Doğaçlama olarak konuşmamı yapacağım. İşte Ahıska Türkü olarak ben bunu kendime bir borç bildim. Gerçekten de çok çok emeği geçen, gerçekten de bize çok çok yardım eden kardeşlerimiz var. Onlar bizim ülkücü kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Davetiyelerimizi, yani biz imkanlarımız kadarıyla davetiye çıkarttık. Onlar ellerimizden aldı. Bırakın biz dağıtacağız. Bırakın orayı biz dolduracağız. Bırakın o gerçek Türklerin ve Türklerin neler çektiğini anlatmanıza biz de vesile olmak istiyoruz dediler. Davetiyelerimizi, afişlerimizi çoğaltarak her yerde dağıttılar. Allah razı olsun. Eğer biraz daha vaktiniz varsa değerli hocalarımızın da bizim hakkımızdaki fikirlerini biz söylemesini istiyoruz. Gerçekten de neden bu kadar konuşmacı var diye düşünürseniz eğer biz o hani diyorlar ya tarih kitaplarında gördük. Hani kim gördü? Tarih kitaplarında kim gördü Ahıska Türklerini? Biri diyor Makedonya'da, tarih kitabında görmüş Makedonya'da. Biri diyor Balkanlarda, biri diyor orada, biri diyor burada. Hayır arkadaşlar, tarih kitaplarında falan biz hiçbir ders kitabında görülmüyoruz. Azıcık üzerinden geçiliyoruz ve bu da sizin hafızanızda kazınmıyor. Maalesef ben bu yüzden ne sokaktaki insanları, ne sizleri, ne de hiç bizi tanımayanları kınamıyorum. Ben madem bu ders, madem bu dersler kitaplar okulda okunmuyor, madem bunlar derste geçilmiyor, biz de o dersi burada geçelim dedik. Bu yüzden bizim hakkımızda bilen, bizi gerçekten de tanıyan hocalarımızı davet ettik. Öncelikle Profesör Doktor Hanım Halilova'ya gerçekten de beni kırmadı. Sponsor zorluklarımın olduğunu Facebook'tan takip etmiş. Oğlum benim biletimi almayın. Benim otel işte rahatlayacağım yer otel yerimi de almayın. Ben araba ayarladım. Kendim gelip kendim gideceğim dedi. Allah ondan razı olsun. Gerçekten de katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Ve azıcık daha sabretmenizi sizden rica ediyorum. Emeği ettik ve dinleyelim. Biraz daha yani arkadaşlarımızın o kameradaki röportaj yaptığımız insanlarımızın durumuna düşmeyelim. Bir daha karşınıza böyle çıkabiliriz. O yüzden de hani bilgili olalım lütfen. Allah'a emanet olun. Sağ olun.